Irak'ta yağışlar yeterli değil. Çiftçilerin bir bölümü yer altında temin ettikleri su ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Sulama sistemi olmayanlarsa kara kara düşünüyor. Milyonlarca dönüm araziden ürün toplanamıyor. Etrafımda yüz binlerce dönüm arazi var ve bu arazilerin hepsinde de buğday ekildi. Ve bu buğdayların şu an hasat dönemi ancak buğdaylar oldukça güçsüz ve bu da kuraklığın en büyük tehlikesi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı harekete geçti. Bir komisyon kurdu. Geçmiş yıllara göre az yağmur yağdı. Kuraklığın su kaynaklarına etkisi oluyor. Bir kriz komisyonu kuruldu. Bu kuraklığı en az zararla nasıl atlatabiliriz? Çiftçilere nasıl faydalı olabiliriz? Bakanlar Kurulu'nun bu konuda bir karar vermesini ve bir bütçe ayarlamasını bekliyoruz hükümetten mağdur çiftçilerin de beklentisi yüksek. Bu yıl mahsul geçmiş yıllara göre çok zayıf. Hükümetten zararın nasıl karşılanacağı konusunda bir açıklama bekliyoruz. Ürünün azalması fiyatların da artmasına neden oldu. Gözler Türkiye'ye çevrildi. Buğday geçen yıl 300 bin dinardı, şimdi 450 bin dinar. Arpo 250 bin dinardı, şimdi 380 bin dinar. Eğer hükümet dışarıdan gelmesi için onay vermezse fiyatlar çok daha yükselecek. Dışarıdan gelmesi lazım, özellikle Türkiye'den. Iraklılar için Türkiye'den ithal edilen ürün hem daha kaliteli hem de daha ucuz.